e üzeri x çarpı kosinüs x'in x'e göre türevini almamız gerekiyor. İfadeye baktığımızda e üzeri x'in türevinin e üzeri x olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Hemen yazalım. e üzeri x'in x'e göre türevinin e üzeri x olduğunu biliyoruz. Buna ek olarak kosinüs x'in türevinin de, evet kosinüs x'in de x'e göre türevi eksi sinüs x. Peki bu ikisinin çarpımının türevini nasıl bulacağız? Tabii ki çarpım kuralıyla. Evet hemen gelin çarpım kuralının ne olduğunu hatırlayalım. x'e göre türev alacağız. İlk ifadeye ux dersek ux çarpı x'li diğer ifade buna da vx diyelim. ux çarpı vx'in türevi birinci ifadenin türevi yani u üssü x çarpı ikinci ifade yani vx. Dikkat edin, ikinci ifadenin türeviyle değil, kendisiyle çarpıyoruz. Artı, bu sefer birinci ifade, yani ux, yine türevi değil, kendisi, çarpı, ikinci ifadenin türevi, yani v üssü x. Bunu hatırlamak için şöyle düşünebilirsiniz. Elinizde iki tane ifade var. Önce birinci ile diğerinin türevini, sonra da ikincisiyle birincinin türevini çarpacaksınız. U'nun x'e göre türevi çarpı, Vx Ux çarpı v x artı u x çarpı v'nin x'e göre türevi. Bu haliyle biraz kafa karıştırıcı görünebilir ama burada somut bir örneğimiz var ve kasıtlı olarak böyle renk kodları kullandım ki takibi kolay olsun. e üzeri x u x olsun ve x'in de kosinus x olduğunu düşünelim u x'in türevinin e üzeri x olduğunu biliyoruz ve bu matematikteki en sihirli şeylerden bir tanesi e sayısını çok özel bir sayı yapar. O halde u'nun x'e göre türevi eşittir e üzeri x. v'nin x'e göre türevi ise eksi sinüs x. Şimdi de gelin bu çarpımın ne olduğunu hesaplayalım. Birinci ifadenin türevi e üzeri x. Çarpı ikinci ifade yani kosinüs x artı birinci ifade. Dikkat edin, türevini almıyoruz. e üzeri x çarpı ikinci ifadenin türevi. Yani eksi sinüs x. e üzeri x'in türevi e üzeri x olduğu için bu biraz kafanızı karıştırmış olabilir ama aslında bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bunu birinci ifadenin türevi, bunu da birinci ifadenin kendisi olarak, yani türevi alınmamış hali olarak düşünebilirsiniz. Ve bunu da biraz sadeleştirebiliriz, değil mi? Eşittir e üzeri x çarpı kosinüs x eksi e üzeri x çarpı sinüs x. İsterseniz e üzeri x parantezine de alabiliriz. e üzeri x çarpı Parantez içinde kosinüs x eksi sinüs x. Umarım bu örnek sayesinde çarpım kuralını daha iyi anladınız ve bu kuralı iyice öğrendiğinizde çok daha zor ifadelerin türevlerini daha kolay bir şekilde alabiliyor olacaksınız.